Yok muymuş o be? Kızın yanına gideceksen bahçe kapısından bırakayım seni, ister misin? İstemiyorum. Ben de nasıl teselli vereyim bilmiyorum zaten. Bu Halim denen adam bir şey yapmış olabilir madem. Bak mesela ondan bile şüphelenmediler yani. Olabilir mi yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani gerçi bu kadar açık hedefken hiç zannetmiyorum bir şey olacağını ama... Bilmiyoruz ki Faruk Bey ayağını neye doladı. Ya ne karakol, ne hastane, hiçbir yerden haber yok. Ben... Ya Adem, korkudan Süreyya'nın bebeğine bir şey olacak diye aklımı kaçıracağım ben. Bu Fikret'le oynattığımız son gole öyle bir tepki veriyor olmasın? Ha? Hani malum çok egosantrik bir herif ya. Ya olur mu öyle şey? Adem çocuk mu bu adam? Karısını çocuğunu riske atacak bir şey yapar mı hiç? Bir şey oldu, bir şey oldu kesin de ne? Ne bakıyorsun bana öyle ya? Ha? Sen de mi benden şüpheleniyorsun? Yok daha neler ya? Hayır Adem, kafa gezdiriyorum sadece. Alınma hemen ya. Ne bileyim ben? Müneccim miyim Dilara? Nereden bileyim? Tamam. Tamam bir şey demedim. Sen git yat. Ona haber alana kadar uyku yok zaten. Uykum falan kaçtı benim. Bütün soğuk su uykumu kaçırdı. Uyumuyorum ben de. Sabaha kadar bekliyorum burada. Beni gömmeye çalıştığın bir geçmiş var ya hani. İşte oradaki ahbaplarım sayesinde buldum seni ya. Golü at kaç, öyle mi? Faruk Bey, sen daha benim golümü görmedin oğlum. Annen de bana kızıyor. Ben senin ölmeni istemiyorum ki. Ben annem kadar çok düşünüyorum seni. Azıcık sürünmeni istiyorum, o kadar yani. Kardeş kardeşi yara götürür, yardan atamaz hesabı. Hani ya. Öyle değil midir hani? En sevdiğimiz. Düşman bile olsak kardeşiz biz, değil mi? Mıyım? Her gelen çöpünü Adem'in üstüne boşaltsın. Adem muhatap bulamasın. Neydi neydi neydi, kafayı yesin gitsin, el alemin kadınına bık 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 içini döksün. Bana bak, sakın peder bey gibi sen de beni böyle bırakma ortalıkta. Hesabı ben tek başına kabartmadım. Bak sana alenen meydan okuyorum. Ben senin ölünü ne yapayım oğlum? Sen sağken lazımsın bana.
Yoksa ben kime gol atacağım? Senin altından çekmedikten sonra o koltuğun ne anlamı var? Öyle istifa ederek kurtulamazsın. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Bu sizin Faruk Bey'i ikinci kurtarışınız değil mi? Anlamadım. Hani ofisinde anneniz elinde silahla gittiğinde de. Ay yok, ben kurtarmadım canım bunu. Ben buldum ya. Buldum. Bulmak için epey uğraşmışsınız ama. Ya çok uğraşmadım. Benim elim kolum biraz uzundur işte. Fazla çaba sarf etmeme gerek kalmadı. Eminim başkaları da aramıştır ama siz ayrıca katkı sunmak istediniz herhalde. Ha, üstüme mi kalsın yani? Sanki ben yapmışım gibi. Sanki ben bunun ölmesini istiyorum. Tövbe yarabbim ya. Siz ne istiyorsunuz peki? Bu Faruk Bey'in ismi seanslarda çok sık geçiyor. Ben tanımıyorum kendisini. Merak ettim, nasıl biri, biraz anlatsanıza. Nasıl biri? Bencil. Böyle kendini beğenmiş. İşte herkese tepeden bakan. Ailesinin göz bebeği işte, altın çocuk. Her istediği olmuş. İşte ne yapsa en doğrusunu yaptığına inanıyor bir kere, öyle. Yanlış yaptığında ama geri adım atmayı beceriyor sanki. Ya yok, o karısının zoruyla öyle ya. Hakikaten, yoksa bir burnu düşse eğilip yerden almaz. O kadar kibirli bir heriftir, öyle. Yani işte babasının bir otobüs şirketi var, onunla yetinmemiş. İşi büyütmüş efendim. Soyadını bir marka haline getirmiş. Uluslararası işler yapmış falan filan. Evet yani böyle bakınca evet, başarılı bir adam denilebilir yani kendi çapında. Evet, başarılı biri. Başarılı. Sizin gibi yani. Ne alakası var bende? Siz de çok başarılı birisiniz. Sıfırdan bir şirket kurup onlarla rekabet edecek kadar güçlü bir hale getirdiniz, öyle değil mi? Yani düşünüyorum da Faruk Bey kadar güçlü bir rakibiniz olmasa hani sanki bu oyun size sıkıcı gelecek. Değil mi? Tam dişinize göre bir rakip. Bir dakika, siz ne zannediyorsunuz? Biz buradan ondan beri bir tiyatro mu oynuyoruz? Yani oyun mu oynuyoruz? Öyle bir şey mi zannediyorsunuz yani? Satranç gibi sanki. Hani evet. O bir hamle yapıyor, sonra siz bir hamle yapıyorsunuz. Sonra bir hamle daha yapıyor ve sanki ikiniz de o oyundan haz duyuyorsunuz. Yani birbirimizi tartıyoruz, öyle anladım. Evet. Aynı soydan geliyorsunuz. Aynı baba yaralamış. Aman Faruk ne yaralanacak canım işte. Herkesin hayran olduğu bir herif. Ama siz onunla konuşurken onun size babasının çok zor biri olduğunu söylediğini anlatmıştınız. Yanılmıyorum değil mi? Hani babasını mutlu etmek için çok gayret etmiş. Yani babasından onay almak için çok çabalamış olmalı. Ama almış nihayetinde. Değil mi? Biz tabii babamızı o kadar göremediğimiz için o onaya öyle mazhar olamadık pek. Acaba babanızdan boşalan yere Faruk Bey mi geçti? Anlamadım. Ne? Şimdi herkes hayatta onay almak ister, öyle değil mi? Onaylanmak ister tabii saygı duyduğu birinden. Sizin babanız maalesef hayatta değil. Anneniz
malum. Sanki size Faruk kalmış gibi. Yani herkesin ona çok saygı duyduğunu söylüyorsunuz. Bu kadar saygı duyulan, bu kadar güçlü bir rakibi alt etmek nasıl bir şey olurdu acaba sizin için? Ya da şöyle sorayım. Oyunda her galibin bir ödülü olur. Sizin ödülünüz ne olacak? Hayatın anının altına bir tane patlatacağım, iyi mi? Senin o kıyak geçtiğin altın oğlun vardı ya. Hah, işte bir Adem oğlu Adem çıktı, onun alnının ortasına bir tane patlattı diyeceğim. Bu, benim ödülüm de bu. Ama bunun için hayatta kalması lazım ya. Ölürse? Yok öyle yama. Öyle yama yok. Yok. Rakibinizi yaşatmak için etrafında koruyucu meleği gibi dolaşıyorsunuz öyle, yani. Öyle. Keşke herkesin sizin gibi düşmanı olsa. Öyle kolay değil o iş. Ha? Ben bir kere daha öyle dımdızlak kalmayı göze alamam. Dımdızlak. Evet. İnsan sevdikleriyle uğraşır derler. Faruk Bey de bu kadar düşkün mü size? Ne düşkünü ya? Ne diyorsunuz ya siz? Ben adamın ağzının ortasına bir tane patlatacağım diyorum. Siz bana düşkünsün diyorsunuz. Anlamadım ya. İyi misiniz? Hayır, siz ne demek istiyorsunuz? Evet, bu haftalık bu kadar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok öyle. Bir dakika, bir dakika. Yok öyle, bir dakika. Bir şey söylüyorsunuz, devam edin. Ne demek istiyorsunuz siz? Şimdi şöyle. İçimizdeki her duygu kendi zıttıyla bulunur. Madalyon gibi. İki yüzü var yani. Eğer birine bu kadar öfke duyuyorsak, bu kadar öfkeleniyorsak, sanki derinde bir yerde temas ettiği daha başka, daha güçlü bir şey olmalı. Bazen bu kadar büyük düşmanlıkların altında çok derin bağlar olabilir. Yani Faruk Bey'le ilişkinize bir de bu açıdan bakın demek istiyorum. Hayırdır, sen çıkmıyor musun ya? Ya kaç gündür bir rahat nefes alamadık. Bir keyif kahvesi içmeyelim mi ya? İçelim tabii. Haberler güzel galiba. Hı? Kahve yaparken Süreyya ile mi konuşuyordun? Faruk iyileşmiş iyice. İki güne kadar hastaneden çıkartacaklarmış. Keyifleri de yerinde. Vay vay, artık ıvıra zıvıra kurban kesiyorlardır. Verilmiş ne kadar sadakaları varsa. Vay be. Bu kadar mı dört ayak üstüne düşünür ya? Senin başına bir şey gelmiş olsaydı ilk başta onlar koşacaktı ama. Sen bakıyorum da yine ısınma turlarına başladın galiba. Öyle mi? Ha? Aman diyeyim. Ay Adem ya. Hey, kurtarıcım geldi. Yok. Merhaba. Esma Hanım. Hem erken hem habersiz geldim. Adem'i evde yakalamak için. Buyurun, buyurun. Biz kahve içiyorduk, ben size de bir kahve yapayım yok, hemen. Yok, kalırsan sevinirim. Ben ikinizden de özür dilemeye geldim. Çaresizlik insanın dengesini bozuyor. Korkumdan ne dediğimi, ne yaptığımı bilemedim. Söylediklerim için özür dilerim. Siz de insansınız Esma Hanım. Biz birbirimizi anlamakla yükümlüyüz. Ben sizi yalnız bırakayım. Sizin bu konuyla ilgili Adem'le konuşacak özel şeyleriniz vardır. Müsaadenizle.
Ya buyurun, buyurun. Lütfen, buyurun. Ben samimiyetle hem çok mahcubum hem de minnettarım. Faruk'u bulmak için yaptıklarına ömrüm boyunca minnettar kalacağım. Estağfurullah, ben bana borçlu olasınız diye yapmadım. İşte Dilara da söyledi. Hepimiz insanız nihayetinde. Ben de insanlık vazifemi yerine getirdim. Yani kendimi aklayabildiysem ne mutlu. Rabbim ikidir evladımı bana bağışlamak için seni vesile kılıyor. Ben seni reddettikçe, görmezden geldikçe varlığına şükretmem için nedenler yaratıyor. Diyor ki, geçmişi sorgulama. Belki de öyle diyor. Yani diyorsunuz ki arsız tohum da olsa bir sebeple işe yarıyor, öyle mi? Hayır, sebepler bizi aşar diyorum. Sen benim kendimde de Fevzi Bey'de de kızdığım her şeysin Adem. Annenin hayatımıza girdiğinden beri benim inandığım her şey tuz buz elimde kaldı. Diyeceksin ki benim suçum ne? Aslına bakarsan baban, annen, ben dahil hepimizin en masumu sensin. Ama insanın bu kabule varması o kadar kolay olmuyor. Hı. Fazlasıyla kırdık döktük yani. Öfkelerimizin muhatabının birbirimiz olmadığını artık anlamamız lazım. Yorulduk. Neticesi olmayan beyhude bir savaş bu. Sürdürmenin de hiçbir anlamı yok. Yani diyeceğim o ki, şirketten çekilmek de dahil, her şeyi sen de yeniden bir düşün. Ne güzel bak, yeni bir sayfa açmıştık. Oradan devam edelim. Evet. Geldiniz, hatalı olduğunuzu söylediniz. Çok güzel. ne diyeyim, bunlar benim teselli ikramiyem olsun. Öyle diyeyim. Tabii kendimi naza çekmek de istemiyorum. Ben de çok yoruldum bu iniş çıkışlardan. Kusura bakmayın da Esma Hanım, sizin ailenizin samimiyeti ayağa taşa değene kadar. Ayağa taşa değdikten sonra yine benim arkamdan çıkıp karşıma dikileceksiniz. Yine beni yargısız infaz edeceksiniz. Bu hep böyle oldu. Bunu gördük. O yüzden artık ne ben size sırtımı dönerim ne de ben dönersem sırtımı siz bana yaslanırsınız. Öyle. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Güven zamanla oluşur. Karşılıklı çabayla. İzin verirsen biz çabalamaya hazırız. Ben anlatamadım galiba. Şöyle söyleyeyim. Siz yaralayan ve ancak mağdur olunca gönlünü indiren tarafsınız. Ben yaralanan tarafım. Biz hiçbir zaman aynı tarafta olamayız. O yüzden yorgan gitti, olay bitti demek iki taraf için de en doğrusu. Değil mi? Yani biz de insanız nihayetinde. Ya post tahtası değiliz. Kapıları bu kadar sert kapatma derim yine de.
kapıları ben kapatmıyorum. Kapıları siz kapattınız. Ben sadece tekrardan açacak kadar cengaver değilim diyor. Böyle düşünmeni üzüldüm. Bizim halledemediğimiz her zamanki gibi hayat halledecek herhalde. Diyecek bir şey yok. Ama minnetim, teşekkürüm baki. Ne zannediyor bu Boranlar beni ya? Ben bakkal defteri miyim yazboz yazboz? Allah Allah.